Saros bölgesinde alan başkanlığı önerisi. Edirne'de düzenlenen Çalıştay'da doğa, dalış, deniz, kültür ve kuş gözlemciliği turizminin önemli merkezlerinden Saros Körfezi'nin avantaj ve dezavantajları konuşuldu. Bölgesel ekonomimizde tarımdan sonra turizm sektörümüz bölgemizin gelişmesi ve büyümesi için en önemli sektörümüz ve en çok katma değer sağladığımız etkenimizdir. Öncelikle Saros Körfezi'nin doğal güzelliği, bölgemizdeki tarihi alanlarımız, su sporlarımız, eğlence olanaklarımız, coğrafi işaretli ürünlerimiz ve alternatif turizm seçeneklerimiz, Bocuk Gecesi, Gala Gölü, dünyanın en büyükleri arasında yer alan uçak batığı, sualtı tarihi müzemiz ile deniz turizmi dışında da bölgemizin turizm sektörüne geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Edirne, Saros'ta içine alan şekilde muhteşem bir turizm potansiyeline sahip. Sadece sınır kapılarını ele aldığımızda mevcut bulunan 4 sınır kapımızdan bu yıl itibariyle 11. ayın sonu itibariyle 5.6 milyon kişinin giriş yaptığını görüyoruz. Yani biz zaten doğal bir rotanın üzerindeyiz. Ülkemize giriş yapan bir kısmı, ilimizde kalan bir kısmı İstanbul ve diğer bölgelere geçiş yapacak olan kişilerin üzerinde bulunan bir ilden bahsediyoruz. Ki bu rakam geçen yılın tamamında 3,5 milyon civarındaydı. Yani 3,5 milyondan neredeyse 5.6 milyona geldi ve yıl sonunda da bu rakamın 6 milyonu aşacağını görüyoruz. İstanbul entegrasyonunu sağlayacak olan hızlı tren çalışması da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani burada da bittiği zaman, tamamlandığı zaman Halkalı'dan Edirne'ye gelişim 1 saat civarında olacağını düşünürsek bu da İstanbul Edirne entegrasyonu, yine bu bölgenin entegrasyonunu çok ciddi anlamda etkileyecek. Yani bunları anlatırken şunun için özellikle ifade ediyorum. Aslında bir destinasyondan bahsediyoruz. Bu destinasyonun içerisinde tarih var, kültür var, inanç turizm var, doğal turizm var ve Saros'la birlikte hem deniz hem doğal turizminin de devreye girdiğini görüyoruz. Yani bir yönüyle Türk İslam medeniyetinin zirve eserlerinden biri olan Sefiyer'den bahsediyoruz. Diğer yönüyle dalış İstanbul'a en yakın noktalardan biri olan ve dalış yapabileceğiniz imkanı sağlayan Saros Körfezi'nden bahsediyoruz. İkisinin de aynı coğrafyada bulunması, aynı destinasyonda bulunması bizim için inanılmaz bir zenginlik. Tabii bu noktada Saros'u ön plana çıkartan hakikaten kendine dair çok fazla özelliği var. Zaten yıllar itibariyle bu özelliklerini kullanarak belli bir noktaya da geldiğini görüyoruz. Biz bugün burada aslında yapacağımız iş bir stratejik planlama faaliyeti. Genel itibariyle benim gördüğüm temel sorun kapasite kullanım oranı. Aslında hem Edirne merkezde biraz önce bahsettiğim hususlarla ilgili çok ciddi bir canlılık var. Hem Saros'ta yazın gördüğüm tabloda çok ciddi bir canlılık var ama kapasiteyi kullanabiliyor muyuz? Bundan yeterince katma değer üretebiliyor muyuz? Ya da bu oluşan canlılık bu bölgelere ne kadar seviye atlatıyor, ne kadar üst klasmana çıkartıyor? Buralarla ilgili sorunlarımız var. 75 kilometrelik inanılmaz güzel bir sahil bandına sahibiz. Ve doğrudan hemen İstanbul'un interlantında bulunan bir güzergahta. Bu deniz oldukça temiz, berrak ve hem yüzme açısından hem dalış açısından inanılmaz imkanlar sunuyor. Şehrimiz Edirne, ülkemizin turizm potansiyelinin en güçlü destinasyonlarından biri durumundadır. Marı normal orma 22.681 hektarda boşluklu orman şeklindedir. Genel dağılımını da bu şekilde ifade edebiliriz. Rakamları hakikaten inanılmaz boyutta. Yine Gala Gölümüz, Pamuklu Gölümüz önemli bir kuş gözlemciliği içinde ciddi bir turizm çeşitliliğimiz anlamında zengindir.